birinin inme geçirdiğini anladıktan sonra, mesela eğer klasik inme belirtilerinden olan yüzün bir tarafın sarkması, görme kaybı ya da vücudun bir tarafının aniden zayıflaması gibi bir belirtiyle karşılaştıysanız, bu kişiyi bir an önce hastaneye götürmelisiniz. Çünkü vücudumuzdaki tüm organlar arasında oksijeni en çok seven organ beynimizdir. Beyin dokusu oksijensiz uzun süre yaşayamaz. Hatta ancak birkaç dakika yaşayabilir. İnme sırasında beyne giden damarlarda oluşan bir sorun yüzünden beyne giden kan akışı dolayısıyla da oksijen tedariki kesilir. Yani oksijensiz kalan beyin dokusu kısa bir süre içerisinde ölmeye başlar. Bunun için İnme geçirdiğinden şüphelendiğiniz birinin zaman geçirmeden hastaneye götürülmesi, mümkün olduğu kadar çok beyin dokusunun kurtarılabilmesi için çok ama çok önemlidir. Peki, diyelim ki hastaneye geldik. Şimdi ne olacak? Öncelikle test ve görüntüleme yöntemleriyle inme teşhis edilecek. Sonra da ilaçlarla tedaviye başlayacak. Teşhisin bir parçası olan hastanın fiziksel muayenesinin yapılacağını biliyoruz. Bu muayene sırasında da hastanın inme geçirdiğine dair belirtiler aranacak. Bilgisayarlı tomografi ve MR çekilecek. Kan testleriyle de inmeye sebep olan sorun araştırılıp inmeye benzeyen örneğin hipoglisemi gibi rahatsızlıkların da farkına varılıp bunlar ihtimaller listesinden çıkartılacak. Evet, inme geçiren kişiye verilecek ilaçlar o kişinin geçirdiği inme tipine bağlıdır. Bununla ne demek istediğimi biraz açmak istiyorum. Hasta bir pıhtının beyne giden kan dolaşımının engellenmesi sonucu oluşan iskemik inme geçiriyor olabilir. Ya da patlayan bir anevrizma ya da kafaya alınan bir darbe sebebiyle daha önceden zayıflamış olan ve şimdi de kan sızdırmaya başlayan bir damar sebebiyle hemorajik inme geçiriyor olabilir. Öyle değil mi? Peki, tedavi inme çeşidine göre nasıl farklılık gösteriyor olabilir? Öncelikle bir hatırlatma yapalım. Daha önceki bir videomuzda da gördüğümüz üzere bilgisayarlı tomografi ile iskemik inme teşhisini inmeden kısa bir süre sonra yapmak mümkün değildir. Buradaki tomografinin bu kadar normal görülmesinin sebebi de bu zaten. Ama önemli olan bu görüntünün biraz sonra göreceğimiz hemorajik inme vakalarında elde edilen görüntüden farklı olduğunu anlamaktır iskemik inme geçirdiğinden şüphelenilen hastaya hemorajik inme vakalarında verilen ilaçlardan farklı ilaçlar verilir. Açıklayayım. İlaçların ne işe yaradığını gösterebilmek için buraya bir kan damarı çiziyorum. İskemik inme geçiren hasta eğer hastaneye zamanında yetiştirildiyse genellikle iki ilaca başvurulur. Bunlardan biri aspirindir. Aspirin var olan pıhtı konusunda tedavi edici değildir. Yani pıhtıyı parçalayıcı bir özelliği yoktur ama yeni pıhtıların oluşmasını engeller ve pıhtı oluşumunda önemli bir rol oynayan trombositleri durdurur. Buna ek olarak trombolitik ilaçlar da kullanılır. Trombolitik ilaç, inmeye sebep olan pıhtıyı parçalayacak olan ilaçtır. Pıhtı eritici ilaç diye bir şey duyduysanız bunlar trombolitik ilaçlardır. Trombo pıhtı, litikse parçalamak anlamına gelir. Bu ilaçlardan biri doku plazminojen aktivatörü ya da DPA olarak adlandırılır. Doku plazmiyojen aktivatörü kulağa her ne kadar karışık bir isim gibi gelse de bu ilacın yaptığı şeyle alakalıdır. Bu ilaç plazminojen adı verilen bir bileşiği aktive eder. Plazminojen vücudun pıhtaları kendi kendine parçalama mekanizmasının bir parçasıdır ve kanımızda doğal olarak bulunur. Başka bir deyişle bu ilaç vücudun doğal pıhtı parçalama mekanizmalarını devreye sokar. Plazminojen aktive edilince plazmine dönüşür ve doğal mekanizmayı harekete geçiren de aslında bu bileşik olduğu için buraya plazmin yazdım. Bu ilaç hakkında önemli olan bir başka bilgi ilacın en etkili olduğu zaman aralığının inmeden hemen sonra olması ve etkisinin giderek azalmasıdır. DPA'nın inmeden hemen sonra etkili olması hastanın bir an önce hastaneye getirilmesinin önemini artıran bir başka faktördür. İskemik inmelerin akut ilaç tedavisi bu şekilde yapılır. Tahmin edebileceğiniz gibi hemorajik inmelerde durum biraz farklı olacak. Çünkü eğer kan damarlarından biri sızdırıyorsa hatta patlamışsa yapmak isteyeceğiniz ilk şey pıhtılaşma sayesinde bu kanamayı durdurmak en son şey ise plazminojen sistemini devreye sokmaktır. Bunun için de hastaya DPA verilmez. Çünkü DPA verildiğinde kanın pıhtılaşma ihtimalinin azalacağını az önce görmüştük. Eğer kan pıhtılaşmazsa buradaki kanama da duramaz. Size hemen hemorajik inme sonrası çekilmiş bir tomografi göstermek istiyorum. Görüntüdeki parlak kısmı yırtılan damarlardan sızan kanı görüyor musunuz? İskemik inmeye ait tomografiden ne kadar da farklı öyle değil mi? İnme tedavisini etkilediği için teşhis sırasında görüntüleme yöntemlerine başvurulmasının sebebi budur. Hemorajik inmenin ilk tedavisi iskemik inmeden biraz farklıdır. Hemorajik inmelerde kanayan damarın hangisi olduğu, yani beyindeki kanamanın nerede olduğunun bulunması büyük önem taşır. Doktorlar bunu daha önce de bahsettiğimiz gibi tomografi, MR ve antiyografi ile tayin ederler. Amaç kanamayı durdurmak olduğundan öncelikle kanamanın nerede olduğunu bulmak gerekir öyle değil mi? Önemli bir nokta daha. Ne zaman kan kaybetsek kalbimiz endişelenmeye başlar. Ve bizim iyiliğimizi düşündüğü için de daha fazla kan pompalamaya başlar. Bu durum sonucunda kan buralara ulaşabilir diye düşünür ama kan basıncımız yani tansiyonumuz da artar ve bu da iki önemli soruna yol açar. Kan damarlarındaki yırtığı kapamak için ince bir pıhtı oluşmaya başlamışsa bu pıhtı artan kan basıncına dayanamayıp parçalanabilir ve bu da kanamayı yeniden başlatır. Bir de diyelim ki pıhtı henüz oluşmadı. Yani aktif bir kanama söz konusuyken bu bölgeye daha fazla kan gelirse kanama artar. Tahmin edebileceğiniz gibi bu da inme durumunda isteyeceğimiz son şeylerden bir başkasıdır. Bu durumdaki bir hastaya kan basıncını azaltacak antihipertansif ilaçlar verilebilir. Ayrıca hasta kanamayı arttırma riski olan başka ilaçlar kullanıyorsa bir an önce bu ilaçlar bırakılmalı ya da etkilerini tersine çevirecek tedaviler uygulanmalıdır. Bu ilaçlara örnek olarak varfarin ya da aspirini verebiliriz. Bunlara ek olarak kanama yüzünden beyin ve kafatasındaki artan basıncın da kontrol altına alınması gerekir. Bu konuda yardımcı olacak en basit şeylerden biri yatağın baş kısmının havaya kaldırılmasıdır. Yer çekimi sayesinde hastanın başı vücudundan yüksek bir şekilde konumlandırıldığında kan dolaşımı aşağı yönde olur ve kan basıncı düşebilir. Beyindeki basıncın normal seviyelerde tutulmaya çalışılmasının önemi şu. Beynin basınç altında kalması elektriksel aktiviteyi engeller ve hastanın nöbet geçirme ihtimalini arttırır. Bu yüzden nöbetleri engelleyen antikonfüsan ilaçlara da başvurulabilir. Beyindeki artan basıncın negatif etkilerinden bir başkası da hayati önem taşıyan bazı kısımların mesela beyin sapının basınç altında kalmasıdır. Bu da hastanın ölümüne yol açabilir. Basıncı kontrol altında tutacak cerrahi müdahaleler de var tabi ama onlardan bu videoda bahsetmeyeceğiz. Kısaca hemorajik inmenin tedavisi cerrahi müdahalelere kadar hastayı kontrol altında tutmaktan ibarettir. Ama tabi cerrahi müdahale her zaman gerekli olmayabilir. İskemik inmede ise örneğin DPA verilmesiyle daha kritik müdahalelerden önce pıhtının parçalanması sağlanabilir. Evet, bu videoda iskemik ve hemorajik inmelerin nasıl tedavi edildiklerini inceledik.